Şöyle eğimi alıyorum. DPI'mi da kilitledim. Hazır mıyız? Evet, kutu bir şekilde geliyor. Hemen şöyle açıyorum. Zınk, mouse çıktı karşımıza. Hemen buradan tutuyorum, hemen kaldırıyorum. Hop, şu mouse poşetinden çıkartalım. Hemen şurada gidelikten de kabloyu çıkarmamız lazım. Zınk. Tamam, bunu attık. İçinden şöyle parça geliyor. Normalde bu poşetleri ben çıkarttım. Şöyle özellikleri yazıyor ve garanti belgesi. Şimdi bu parça ne derseniz, mouse'un sağ tarafı değiştiriliyor. Bakın şimdi. Şuradan takıp çıkartıyorsunuz bunu. Bunu taktığınız artık parmağınızı buna koyabiliyorsunuz. Daha iyi oluyor. Koymak istemiyorsanız da bunu çıkarıp bunu takabiliyorsunuz. Direkt zınk, hızlı. Ben böyle daha çok seviyorum. Kutuyu kaldıralım, ışıklarına bakalım şimdi. Işıkları bu şekilde. Zaten isminden de anlayacağınız üzere Claw, pençe. Şuradaki ışık bence ayrı bir hava katıyor. Ayrı ışık modları programında var, onu da göstereceğim. Zaten bu modun en büyük özelliklerinden biri yazılımı. Aa, bir dakika lan aklıma. Al sana ışık. Böyle oyna. İlk geldiğinde şu siyah yerlerinde jelatin olacak. Onları sökmezseniz daha güzel kat bir iş yaparsınız. Bunu çıkarttığı zaman çok hızlı kayabiliyor, bakın. Tabii bizim için kaymaması lazım. O yüzden altındaki jelatinleri sökmeyin. O zaman önce bu mouse'un programını göstereyim. Ondan sonra da oyuna girelim. God Breach, Drag Click hepsini yapalım. Evet, şimdi mouse'un yazılımına bakacağız. Şurada mesela God Breach için çok önemli bir özellik var. Bakın şimdi. Bakın şuradaki DPI'ları kapatın, tamam mı? Şu 1200'ü alabildiğiniz en düşüğü alın. 200'ü alın. Bunu da kaçta kullanacaksınız DPI'ni, onu alın. Ben 1200'de kullanıyorum. Bunu neden yaptık? God Breach yaparken mouse'un kaymaması lazım. Ben eğer bu tuşa basarsam, düşürme tuşuna, mouse en yavaş moduna alınacak. Tekrar bastığım zaman da normal haline dönecek. Yani God Breach yapacağım. Atladıktan sonra hemen buna basacağım ve normal PvP moduma geçebileceğim. Bu çok güzel. Bakın şurada bir özellik var. Bilgisayardaki müziğe seslere göre renk değiştiriyor. Bak şu an bir ses yok bilgisayarda. Şuradan bir Spotify açalım mesela. Büyük ihtimal şarkı telifli olduğu için ben burayı kestim ama güzel. Öyle anlatayım, güzel. Hazır gelmişken bile dayarını hemen şey yapalım. Bir sürü modu var, şimdi hepsini tek tek göstermeyeyim ben videoda, uzun olmasın. Ben böyle seviyorum, dönüyor içinde, böyle güzel oluyor. Burada çok önemli bir özellik var. Atış hızını düşürebildiğiniz kadar düşürün. 8 milisaniye kadar düşürdüm ben bunu. Bu drag click ile ilgili bir şey. Şimdi burası, bu mouse'da diğer mouse'larda olmayan bir özellik var. Yani çoğu mouse'da bu özellik yok. Olanlar var ama drag click uyumlu olarak bunu buldum. Şimdi bu mouse'un sağ tıkı 2 kere tıklayabiliyor. Yani bir kere basışta iki kere tıklayabiliyor. Double click yapabiliyor. Sizde ilk açıldığında burası bomboş olacak. Ben size bunu nasıl yapıldığını da göstereceğim. Açıklama kısmında bir link vereceğim. Mouse satın alanlar bunu şey yapabilecek. Bakın şimdi sağ klavye basacağım ve CPS'ye bakın. Bir basıyorum ama iki sayıyor. Bunu normal oyunlarınıza açmayın. Bunu ne için açabilirsiniz biliyor musunuz? Hani yeni başlayanlar drag click yapamıyor. Bir önceki tanıttığım Javelin'de bile drag click yapamayanlar olmuş. Drag click'i öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenene kadar da her basışınız 2 sayılacak. Yani direkt yüksek CPS'lere çıkabileceksiniz. Bak mesela hiç bilmiyorum, tamam mı? Saçma sapan vuruyorum böyle mesela. Bak 6-10 CPS. Bu şekilde CPS'inizin arttığını anlayabilirsiniz. Hani öğrendikten sonra bunu bırakabilirsiniz. Zaten öğrendikten sonra kendi elinizle 14-15'e çıkabilirsiniz. Yani bu mouse'u ne olarak görebilirsiniz biliyor musunuz? Bu mouse'da drag click öğrenebilirsiniz. Böyle öğrendikten sonra gördüğünüz gibi direkt CPS limitini aşıyorsunuz. Neyse, bu özelliğini de gösterdik. Ben bu özelliğini kapatacağım çünkü ben zaten drag click yapabiliyorum. Bu özellik drag click yapamayanlar için de. Yeni başlayanlar bu makroyu kullanabilirler. Normal oyunlarda başkasına karşı kullanmadığın sürece sıkıntı yok yani makronun. Öğrenmek için kullanılabilir. Gördüğünüz gibi ben 12'de sabit tutmayı öğrendim çünkü God Breach yaparken 12'de sabit tutmanız gerekiyor. Onu çözdüm. Ama istersem limiti aşabilirim şu şekilde. Bakın hop aşıldı direkt. Hatta parmağım takıldı, yapamadım az önce. Yani bir tek God Breach için değil, bu çubukla savaşıyorlar ya, onun için de kullanılabilir. Şimdi oyuna gireyim, God Breach, Mat Breach, akalım gidelim. Şimdi size anlattığım DPM yusuz şöyle. Bakın mouse'u görüyorsunuz, çok hızlı oynuyor. Çünkü kendi DPM'dayım. Şu tuşa bastım ve bakın mouse'a. Ne yaparsanız yapın kaymıyor. God Breach yaparken çok iyi oluyor bu olay. Şimdi God Breach yapacağım. Arkadaşlar bir de PvP testi göstereyim. Hemen şöyle tak butterfly da oluyor, gördün. Gördüğünüz gibi butterfly da oluyor, evet. Bu arada gerçekten butterfly da oluyor, yapılıyor. Bakın hop 15. Şimdi yapıyorum. Bak şimdi yapıyorum. Gidiyor be. Lan gidiyordum az. Gördüğünüz gibi alışmanız lazım böyle monster'a. Hatta bir de geri döneyim buradan, dur. Oğlum bu daha iyi yapıyor lan Javelin'den. Allahu ekber, bekle gel. Şimdi sensörünü test edelim. Zaten bunu başlarda test etme gereği duymadım Javelin gibi. Çünkü Javelin ucuz bir mouse'tu. Ona göre tanıtıyordum ama bu mouse'ta öyle bir şey asla olmaz. Bakın. Bakın.
Nereye döndürsen oraya bakıyor. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir sürü mouse deniyorum. Ya bunları karşılaştırıyorum. Mesela sensörü iyi mi? Hızlı dönüyor mu? Drag click yapıyor mu? Yapıyorsa kaç CPS'e kadar yapıyor? Yeterli mi? Görünümü nasıl? Ya bir sürü şeyini deniyorum. En uygun bulduğum şeyin de incelemesini çekiyorum. Yani mouse alırken bir tık bana güvenebilirsiniz. Çünkü kötü bir mouse tanıtmam size. Açıklama kısmına indirimde bir link koydum. Ya böyle özelliklere bu fiyata güzel bir mouse. Açıklama kısmındaki linkten alabilirsiniz. Arkadaşlar bakın şimdiden uyarayım. Ben Javelin videosunu çektiğimde Javelin 80 TL'ydi. Düğü attıktan sonra Javelin bir anda 135-140 liraya kadar çıktı. Javelin 80 TL'ye göre güzel bir mouse'tu. 140 TL'ye değil. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. 140 TL'ye Javelin almak yerine bunu alın çok daha iyi. Mesela Javelin'le Valorant, CSGO gibi şeyler oynayamazdınız. Ama bu mouse'la onu da oynayabilirsiniz. Çünkü sensörü gerçekten çok sağlam. Javelin olayı bitti bence. Vereyim derken bu mouse'u da alma fikriniz varsa bir an önce alın çünkü bunun da fiyatı artacaktır büyük ihtimal. Ben bu videoyu çekerken şu anda 145-150 TL arasında aşağıdaki linkte. Bu videodan sonra ne olur bilmiyorum. O yüzden elinizi çabuk tutun alacaksanız eğer. O zaman beni çok özleyin. Dur lan dur, bir şey unuttum. Like attınız. Bak Cügül'ün mutlu olması lazım. Like atın. Bu mutluluğu bozulmasın mı hayvanın? Like atmanız gerekiyor. Like atmanız gerekiyor. Yoksa üzülebilir yani. O zaman bay bay.